Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, burada 16 seviyesine yaklaştık. Geçtiğimiz aylarda 18'den geriye doğru gitmiştik kur korumalı mevduatta. Şimdi tekrar 18'i telaffuz etmeye başlayacağız belki önümüzdeki haftalarda. Ancak diyorum, kamuda bu noktada boş durmuyor. Önemli gelişmeler var. Kamuda bu hareketi durdurmak için özellikle önümüzdeki hafta bir takım hamlelerde bulunacak arkadaşlar. Nedir bu hamleler? Benim Yeni Çağ'dan üstadım, kıymetli abim Remzi Özdemir'le kamunun bu hamlelerini konuşacağız, masaya yatıracağız. Remzi abi, hoş geldiniz yayına. Çok teşekkürler Evren. İyi yayınlar diliyorum. Avrasyacı dostlarımız, kardeşlerimizin de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum Evren. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Remzi abi, şimdi dediğimiz gibi dolar TL'de yukarı doğru bir hareket var. İşte anlatıyoruz bunun gerekçelerini ama şimdi kamu düğmeye basmak üzere. Tabii bu düğmeye basma hareketi acaba bu yukarı doğru gidişi durdurur mu, durdurmaz mı? Bunu konuşacağız. Burada düğmeye basıldığında yapılacak ilk hareketten birisi şu deniliyor piyasada da oldukça dillendirilmeye başlandı. Kur korumalı mevduata benzer bir ürün. Biz bunu zaten önceki yayınlarımızda ipuçlarını vermiştik. EKM, işte enflasyon korumalı mevduat ya da bir süper bono şeklinde. Bunun abi önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş açıklanacağına dair haberler kulislerde çok dönmeye başladı abi. İşte konuştuğumuz köşe yazarları olsun, işte diğer iktisatçılar olsun, yavaş yavaş hükümetin yeni bir ürünü açıklayarak kurdaki yukarı gidişi durdurmak için bir hamle yapacağını, bir düğmeye basacağını söylüyor. Peki abi, bu ürün potansiyel olarak sence ne olabilir ve bu kötü gidişatı durdurabilir mi? Evren, aslında son 4 gündür bu konuda ben de bir çalışma yapıyorum paramedya için. Birçok bankacıyla görüştüm. Ankara'dan hazinecilerle görüştüm. Burada çıkarttığım bir sonuç var. Bizim ilk olarak seninle ortaya attığımız bir iddia vardı, süper bono. Bu süper bono o aşamada geri vazgeçilmiş bir projeydi. Aslında çalışılmış, yapılmış fakat geri vazgeçtiler. O faiz nedeniyle, Cumhurbaşkanı'nın faiz takıntısı nedeniyle. Ancak bir süredir evet süper bono, bazıları buna enflasyona endeksli bono demeye de başladılar. Bu ikisinin üzerinde bir çalışma yapılıyordu. Ancak Evren, aslında geçen hafta bunu piyasaya da süreceklerdi. Aslında bildiğimiz bono, yani bildiğiniz enflasyon artı %1'lik ya da 1,5'luk bir getiri sunan bir bono olacaktı. Buna bankacılar karşı çıkmış. Özellikle hazine tarafında yapılan bir toplantı var Evren. Bu da bir insider bilgi. Bankacılar buna karşı çıkıyor. Neden çıkıyor? Çünkü ciddi anlamda bir mevduat çıkışının olabileceğini düşünüyorlar. Gerçekten de çıkacağını, hatta kur korumalının o tarafa yönelebileceğini de söylüyorlar. Ve bankalar biliyorsun son dönemde 16'dan alıp bunu %24, 25, 30'dan sattıkları için ciddi anlamda kampanyalar yaptılar ve bütün nakit dengelerinin bozulabileceğini söylüyorlar. Hazine yetkilileri bunlara hak vermiş. BDDK'nın da bu konuda çekincesi var ve bu nedenle şu ana kadar daha netleşmiş bir şey yok. Yani bankacılar eğer şer koymamış olsalardı bu enflasyonu endeksli tahvil olarak karşımıza çıkacaktı. Ama bir hafta sonra ne olur? Şu an için bilgi yok ama ağırlıklı olarak enflasyonu endeksi bono Evren. Remzi abi, yani netice itibariyle hani adı ne olursa olsun bir şekilde kuru tutmak için yine hazinenin bir kartını oynaması gerekiyor. Faiz kartı. Yani bunu artık nasıl bir kılıf bulurlar bilmiyorum ama neticede dolaylı ya da dolaysız faiz vermeden bunu tutmaları da güç gibi ama dediğin de önemli. Bunu tutarken de bankacılık sisteminin dengelerini de gözetecek bir ara formüle ihtiyaçları var ama o ara formülde yani çok yakın zamanda çıkmak zorunda çünkü kur dayandı 16'ya 18'e gelecek. Abi biz niye bunu 18'den kur korumalıyla milyarlarca lira faiz vererek düşürdük? Çünkü çok bir enflasyon yaratıyor. Remzi abi %121 üretici fiyatları endeksi abi.
14.80 Nisan ayında kur 14.80 iken %121. E şimdi Remzi abi 16 olacak, üretici fiyatları ne olacak? %130'u geçecek. Dolayısıyla burada düğmeye artık önümüzdeki hafta basmaları gerekiyor ama şekli şemali nasıl olacak bilmiyoruz. İkinci konu da şu abi, kamunun alacağı bir inisiyatif var burada kurun yukarı gitmesini önlemek için. Özellikle dış politikayı çok yakından ilgilendiriyor. Okurlarımız da, izleyenlerimiz de biliyor. Finlandiya ve İsveç'in bir NATO üyeliği var. Sayın Cumhurbaşkanı da buna şiddetle karşı çıkıyor ki açıkçası biz de kendisiyle aynı noktadayız. Yani biz de Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine karşıyız. Neden? Şundan dolayı, bu bir Türk dış politikası. Yani hepimizin çıkarı gereği bu ülkeler bize ambargo uyguluyor. Bu ülkeler bir şekilde bizimle ihtilaflı örgütleri destekliyor ve alttan alta bir oyma çalışması var. Hani bu ülkelerin içindeki provokasyonları saymıyorum bile. İşte yakmalar, etmeler, çok terbiyesizce işler de yapılıyor. Dolayısıyla burada şimdi abi bugün kuvvetle muhtemel Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek bunların yöneticileri. Şimdi ben baktığımda haberleri abi şöyle söylüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, telaffuz da edemiyorum, ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yarın, yani ayın 20'sinde Washington'da olacak abi. Ve orada Biden'la görüşecekler ve Biden da gitmeden önce bir yazılı açıklama yaptı. Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına süratle dahil etmek için ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle birlikte çalışmayı arzuluyorum dedi. Yani bu iş olacak. Ama geçen gün Çavuşoğlu da bu toplantılarda direkt çıktı, bu ülkenin dışişleri bakanlarına bağırdı. Yani Reuters'ten haber diye geçti. İşte soğuk duş etkisi yarattı falan. Çavuşoğlu çıkmış işte dram yapmayı kesin falan demiş. Şimdi bütün bunlara baktığımda abi, şimdi Amerika bunu istiyor. Bütün Avrupa istiyor. NATO ittifakı istiyor. Türkiye bunu istemiyor. Ama netice itibariyle devletler arasındaki hukukta da yani al gülüm ver gülüm vardır. Bu noktada şunu söyleyebilir miyiz acaba? Türkiye buna baştan hayır diyerek acaba ulusal çıkarları için bir taviz kopartabilir mi? Ve bu kopartacağı taviz de acaba AKP dolara sıkışmışken İsveç ve Finlandiya'dan fonlardan gelecek dolarlar olabilir mi abi? Sözü sana bırakayım. Çok güzel bir noktaya değindin Evren. Şimdi sabah da seninle bu konuyu konuşacağımızı konuştuktan sonra bir kamu bankasının eski bir fon yöneticisiyle görüştüm. Uzun yıllar bu işleri yapmış bir insanlar. Oradan şu bilgiyi aldım Evren. Evet, Türkiye doğru bir karar veriyor aslında. Türkiye bu NATO üyeliğine aslında karşı değil. Kesinlikle karşı değil. Fakat bunu çok iyi kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Hem Rusya'ya karşı kullanıyor, ülke çıkarları için. Bakın biz AKP'yi eleştiriyoruz ama buradaki dış politika doğru bir karar. Yani nasıl boğazları kapattıysa eğer, savaştan Karadeniz'i uzak tuttuysa, aynen burada da doğru bir karar veriyor. Ama Türkiye burada biraz şark kurnazlığı yapıp bunu dolara dönüştürmek istiyor Evren. Aldığım bilgi şu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile pazarlık halinde. Aslında bu pazarlık arka kapıdan yapılıyor. Bazı sermaye piyasasının etkin isimleri, bazı ki bunların arasında bir şirket de var. Türkiye'de faaliyet gösteren şirket de var. Yine bir uluslararası şirket bu. Bunlar Türkiye'ye Finlandiya ve İsveç'in emeklilik fonlarının Türk piyasasına yatırım yapması için ara buluculuk yapıyor. Aslında bu teklif kimden gelmiş? Bu teklif karşı taraftan gelmiş. Yine aracı olan da uluslararası bir şirket, bir danışmanlık şirketi. Türkiye'de çok etkili. Hatta bir dönem hatırlarsanız Türkiye ile resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Hazine Bakanlığı ile de çalışacaktı. Gelen itirazlar üzerine geri çekildi ki aslında ben onun geri çekildiğini düşünmüyorum Evren. Halen arka planda çalışıyorlar. Böyle bir pazarlık var. Eğer öyle olursa ne olur? Şimdi işte bu sabah konuştuğum fon yöneticisi, eski bir fon yöneticisi şöyle diyor. Finlandiya, İsveç buraların tıpkı Norveç gibi, Norveç'in varlık fonu gibi
Bu emeklilik fonları daha önce Türk piyasasında aktifti. Türk hissesini alıyorlardı, Türk tahvilini alıyorlardı ve son yıllarda özellikle 2013'ten sonra, 14'ten sonra bunlar Türk piyasasından tamamen çıktılar Evren. İşte yeniden gelmeleri için bir arka planda bir pazarlık var Evren. Ne kadarlık bir rakam gelirse gelebilirdi dersen yaklaşık 5 milyar lirayla 5 milyar dolarla 7 milyar dolar arasında bir varlık Türkiye'ye aktarılabilir. Yani borsaya, tahvile gelme olasılığı var. Tabii ki bu kesin mi? Hayır. Bu şu anda kulis aşamasında, bu sadece şu anda insider bilgi olarak dolaşıyor. Ha, bu arada başka bir güzel bir gelişme var. Rusya, biliyorsun Rusya aslında diplomasi konusunda korkunç güçlü bir ülke. Çok çok bu işi iyi bilenlerden. Türkiye'ye de havuç göstermeye başladı Rusya. Nedir? Hemen turizm sezonu açılır açılmaz. Aslında normalde Rusya turizmi silah olarak kullanıyordu bize karşı. Hatta yeterince turistin gönderilmeyeceği konusunda iddialar vardı. Ki olmayacaktı. Dün itibariyle Rusya bir anda ani bir karar alarak Türkiye'ye haftalık 210 olan uçuş sayısını 450'ye çıkarttı Evren. Ve buna resmi olarak 1 Temmuz itibariyle, ama bakın dikkatinizi çekerim, arada zaman bırakıyor. Yani Haziran demiyor. 1 Temmuz itibariyle serbest bırakıyorum diyor. Yani Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı 450 ve bu sayı daha da artacak ama 1 Temmuz diyor. Yani aslında bu bir havuç. Türkiye diyor ki sen onlara muhtaç değilsin, ben sana yeterim diyor. Sen NATO üyeliğini reddet, ben sana ekonomik olarak her türlü destekleyeceğim. Buradan özetle şunu çıkartabiliriz Evren. A ya da B şıkkı hangisi olursa olsun Türkiye'ye bir getirisi olacaktır. Türkiye'nin şu anki yaptığı pazarlık doğru bir pazarlık. Ha, ne kadar büyüklükte dersen, benim kişisel bir ekonomi gazetecisi olarak öngörümü sorarsan yaklaşık 10 milyar dolara yakın bir ekonomik getirisi olacak. Ha, bu bize derman olacak mı Evren? Bence derman olmayacak çünkü açığımız çok büyük Evren. Yani özellikle şu arka kapı operasyonlarıyla çok ciddi rezerv yaptık. Bu nedenle ben bunun çözüm olmayacağını, ama piyasada en azından yeni, biraz önceki konuştuğumuz konu, yeni ürünle birlikte eğer bu da kullanılırsa silah olarak dolarda hafif bir gevşeme olabilir. Ama ne kadar başarılı olur, bunun da uzmanı sensin Evren. Abi şimdi o zaman masada kamunun düğmeye basmasıyla beraber bir takım yaptığı hamleler var dedik. Düğmeye bastığı zaman neye basıyor? Bir İsveç fin dolarını getirme. Buradan dediğin gibi 4-5 milyar dolar gelse ya da ikinci bir düğme dediğimiz gibi girişte, videonun girişinde söylediğimiz gibi bir bankacılık sistemini incitmeden bir faiz içeren yeni bir türev ürün. Üçüncü hamle, üçüncü düğme basılan Rusya'dan 1 Temmuz itibariyle gelecek turist fazlalığıyla beraber girişlerin artması, dolar girişinin artması. Hepsini abi bir fiyat biçelim. Yani mesela diyelim ki 10 milyar dolar geldi. 10 milyar dolar, hadi 15 milyar dolar olsun Remzi abi. 15 milyar dolar dediğim zaman benim Türkiye'nin 3 aylık cari açığı abi. 5 milyar dolar şöyle yapıyorsun yani. 5, 5, 5. Ve yani 3 ay, 3 ay. Kaç çağdasın? 4 ay. Ben şunu soruyorum. 4 ay sonra Remzi abi ne olacak? Ne olur Remzi abi? Ne diyorsun? 4 ay sonra hiçbir şey olmayacak Evren. Dolardaki yükseliş sürecek. Türkiye'nin şu aşamada ısrarla ve ısrarla şunu söylüyorum. Önünde faiz artışının dışında hiçbir seçeneği yok. O süper bono ya da enflasyonu endeksi dediğimizde kesinlikle çözüm olmayacaktır Evren. Çünkü çift taraflı bıçak, biraz önce anlattım bankacıların hassasiyetine. Yani sorun şu Evren. Uluslararası iktisat kurallarına dönülmediği sürece, yani Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, diğer ülkeler gibi yapmadığın sürece, yani faiz arttırmadığın sürece bu mücadeleyi kaybedeceğiz Evren. Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam edecektir ve hatta yine bir yabancı bir yorum okudum Evren. Türk lirasının değerini belirleme, hani sürekli adil değer, adil değer diyorlar ya, işte o adil değerin artık
tahmin edilemeyecek boyuta geldiği söyleniyor Evren. Yani bu rakamın artık 20'li fiyatların çok üstünde olduğunu telaffuz bile etmek istemiyorum. Çünkü ben de bu ülkedeyim, ben de bu gemideyim Evren. Remzi abi, o zaman sözün özü taşıma suyla değirmenin yine dönmeyeceği bir dönemi hep beraber izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum abi, ağzına sağlık.